Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. Sınıf Akademi serisinde çember ve daire konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımını çekmiştik, anlatmıştık sizlere. Şimdi sırada ne vardı? Testlerin çözümünü yapıyorduk ve şimdi test altının çözümünü yapacağız size. Evet, kitabımızda sayfa numarası 203 ve 204'ü çözeceğiz bu dersimizde. Ve kitap olanlar zaten buradan çözüyorsunuz ama çözemediğiniz sorulara bakıyorsunuz değil mi burada? Olmayanlar da videonun açıklama kısmında linke tıkla. Çember daire testleri ad altındaki pdf'i indir. Oradan çöz. Çözemediğin soruları gel buradan bak. Tamam. Hadi bakalım. Testin çözümlerine başlayalım. Birinci soruda boyalı bölgenin alanı isteniliyor. Hemen yarıçap belli mi belli. Dilim alanı isteniliyor. Pi r kare. 90 bölü 360 değil. Şuradaki dilim 270 derecelik dilim alanı isteniyor. Yani 270 bölü 360 diyeceğiz. Sadeleştir 3 ve 4. 4'ler de sadeleştir. 4 kere 3. 12 pi yapar cevap. Evet birinci soru akçay oldu geldik ki. Ne yapacağız bütünsel düşüneceğiz. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Evet bu O2'nin yarıçapı 3 ya 3. A O1'in yarıçapı da 6 oldu. Evet büyük alandan yani pi 6'nın karesinden küçük alanı yani pi 3'ün karesini çıkartacağız. 36 pi eksi 9 pi yaptı. E bu da 27 pi mi yapıyor? Evet cevap 27 pi olur. Zaten kaç pi'dir diye isteniyor. Cevap C A yaptı. İkinci soruda. C geldik. Birim kareler üzerine çizilmiş. Bu şeklin alanları toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şunun yarı çapı kaç? 3. Üç. Üçlük 3'lük bir yarım daire var. Pi 3'ün karesi bölü 2. Yarım daire olduğu için bölü 2'yi unutma. Sonra buradan ne yapacağız? Hocam burada da 1, 2, 3, 4. Şu 4. Bu da 4. Yarı çapı 4 olan yarım daireden yarı çapı 2 olan 2 tane yarım daire çıkartıyorum. Yani bunu da bütünsel olarak yazayım şöyle parantez içinde. Yarı çapı 4 olan pi 4'ün karesi bölü 2'den neyi çıkartacağım? Yarı çapı 2 olan pi 2'nin karesi bölü 2'den 2 tane çıkartacağım. Ve bu ikisinin toplamı da bana taralı alanı yani boyalı alanı verecek. Evet bu 9 pi bölü 2 yaptı artı 16 bölü 2'den 8 pi yaptı burası eksi 4 pi yaptı. Yani şurası 4 pi yaptı 4 kere 2 8 9 daha 17 mi yapıyor? 17 pi bölü 2 yapar cevap. Ya zaten kaç pi birim karedir diye soruluyor. 17 bölü 2 pi birim kare yaptı. Üçüncü soru balık kesir. Geldik 4'e. Halkanın alanı. E, büyüğün alanından küçüğün alan çıkaracağız. Pi 4'ün karesi. Eksi pi 1'in karesi. Diyeceğiz. Ve 16 pi. Eksi pi. O da 15 pi çıktı mı? Çıktı. Cevap balık kesir oldu. Dördüncü soruda. Evet Kenan öğretmen benden bahsediyor. da öğrencilerine daha iyi alan konusunu anlattıktan sonra şu soruyu sormuş. O merkezli bir çember çiziniz. Emre Emredersiniz komutanım deyip hemen çizeceksiniz. Hop şöyle hatta büyük çizeyim. Hop şöyle bir O merkezli daire çizdim. Çember çizdim. AOB açısı 80 derece olacak şekilde şöyle bir AOB açısı belirleyelim. Ve buradaki açı 80 derece olsun. A ve B noktaları işaretleyin. A ile B noktalar arasındaki en kısa yayın uzunluğu 2 pi. Evet buradaki yayın uzunluğu 2 pi olarak verilmiş. Çemberin çevresi kaç pi'dir diye soruluyor bize. Arkadaş yarı çap bulabilirim ben. 2 pi r alfa bölü 360 bize 2 pi olarak verilmiş. Hocam buradan 2 pi'ler sadeleşti. Bunlar sadeleşti. O zaman burada r kaça eşit oldu? 36 bölü 8'e eşit oldu? Evet. Bu 4'e bölsen 9, 4'e bölsen 2, 9 bölü 2 yaptı yani burası yarı çap. Çemberin çevresi. O da 2 pi r. Yani 9 bölü 2 diyeceğiz. O zaman o da 9 pi geldi. Cevap 9 yaptı. Şöyle de yorumlayabilirdik. Çemberin çevresi isteniyormuş. 80'de 2 pi ise 360'da nedir deyip doğru orantıyla da yapabilirdik aslında. Olsun yarıçap bulduk. Yarı çapı da bulduktan sonra 2 pi r'yi uyguladık. Cevap 9 pi'ye çıktı ve cevap akçay oldu. Geldik 6'ya. Yukarıda birim kareleri ayrım sisteminde üçgenler ve daireler verilmiştir. Birinci şekilde boyalı boyalı gelen alınır S1. ikinci şekil eski 2 verilmiş. Pi'yi de 3 alınız demiş. Arkadaş burası 1 çarpı 1 bölü 2. 1 çarpı 1 bölü 2 kaç yapıyor üçgenin alanı? O da 1 bölü 2 yaptı. E burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü /2, 2. 4 tane var. 4 çarpı 1 bölü 2 artı yarı çapı 2 olan bir çeyrek daire. Pi r kare bölü 4 artı yarı çapı 2 olan bir çeyrek daire daha var. Pi r kare bölü 4. Yani burası kaç yaptı o zaman? Hocam şunlar gitti şunlar gitti pi pi yaptı pi dediğimizde zaten 3'tü 3 üç burada 3 burada bir de burada şunlar sadece 2 yaptı 3 6 7 8 burası 8 yaptı S1 8 yaptı S2'ye gelelim 1 çarpı 2 bölü 2 yani 1 burada kalan Buradaki kalan da 1 yarı çapı 1 olan yani 1 artı 1 2 var pi r kare var elimde artı bir de yarı çapı 2 olan yarım daire pi r kare bölü 2 var. Şimdi şunlar şunlar gitti 2 pi yaptı. E, artı pi 3 pi yaptı. 3 pi pi yerine 3 yazdığımız zaman 9 yaptı. 9 artı 2'den burası da 11 yaptı. Eskiyi de 11'i bulduk. Sonra bizden 8 artı 11'in toplamı isteniliyor. Cevap böyle 19 yapar. 6. soru denizli oldu. Geldik 7'ye. Evet bizden şu açıyı bulursak burayı buluruz aslında. O ile K arasındaki uzaklıkta verilmiş bize. 8 birim verilmiş. E çemberin yarıçapının 4 olduğunu biliyorum. E burada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Açı lazım bana. Bak dik üçgen açı lazım bana dediğiniz an büyük ihtimal ya 45 45 90 ya da 30 60 90 çıkar. 90'ın karşısı x kere hangi açının karşısı 4'tür? 30 10. Burası 60, burası 120 çıktı. 120'lik dilim isteniyor. Pi r kare. 120 bölü 360'dan 3. 16 pi bölü 3 mi çıktı cevap? Evet. Cevap Edremit yaptı. 7. soruda. Geldik 8'e. Hop. Ayrı gayri yerlerde alan var. Demek ki alan taşıyacağız. Daire dilimi. Şu dilimi ben buraya taşıyamam. Çünkü bunlar eşit değil. O zaman bu üçgeni bir yerleri taşıyabilir miyim bakalım. Hocam bu yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Benden A artı B alanı isteniyor. Hocam A artı B alanı nedir? Böyleken bulamam. Ki sinüs teoreminden de bulamam. Yarı çapı, çapı 8 demiş. Yarı çapının 4 olduğunu biliyoruz. Ama dikkat et. Bu üçgenin alanını bulamam. Çünkü özel bir açı yok burada. Hadi bu dilimi de bulabiliriz belki. Pi R kare alfa bölü 360'dan. Şuradaki üçgenin alanı çıkartacağım ama Burası da 54 yaptı. Niye? 27 burası. 27 burası. 2 iç açı bir dış açı. E buradaki açının sinüsünü kullanamam. Yani sinüsünü bilmediğim için bu üçgeni de bulamam. O zaman alan dağıtma var. Benden A artı B isteniyor. Bak dikkat et. Çizideki alan A'yken çizide kalan aynı şekilde A değil midir? A A artı B isteniyor. Benden A artı B alanı aynı zamanda burası yaptı. Dilim alanı yaptı. 54 derecelik dilim. Pi 4'ün karesi 54 bölü 360 bana sonucu verir. 18'e bölsen 3 yapar. Ya da Doğru. 3 yapar. 18'e bölsen 20 yapar. Değil mi? 3 bölü 20. Şu 4'e 4'e bölsen 4'e bölsen 5 yapar. 4 kere 12 bölü 5. 12 bölü 5 pi yaptı o zaman. Cevap yani 8. soru balık esir çıktı. Geldik 9'a. Ne yapacaksın? Bir daire parçası olmuşsa daire dilimi oluşturacaksın. En etkili silahınla. En etkili silahımız neydi? Hop Yarıçap Yarışap uzunluğu kaç? 6 6. Hocam açı lazım. Deyince büyük ihtimalle üzeri üçgen çıkar. Bakar mısın şuradaki üçgene? 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30 10. 30 90 burası da 60 oldu. E şimdi bu alanı nasıl bulacağız? Dilimin alanından 60'lık dilimden neyi çıkartacaksın? Üçgenin alanını çıkartınca olay biter. 60'lık dilim dediğimiz nedir? Yarıçap 6 ya. Pi r kare 60 bölü 360 eksi üçgenin alanı da 30'un karşısı 3 kere 60'ın karşısı da 3 kök 3 ya. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Sıfırlar 36'lar sadeleşse 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2 diye saçma cevabı buluruz. Yani cevap akçay çıkar ve genelde 2 satırda çıktığını söylemiştik size. Dokuzuncu soru akçay geldik ona. S1 ile S2 eşit verilmiş bu alana bu alana. Hocam ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulmuyor. Alan taşıma yapmayacağız. Beyaz alan bunlarda da önemli. Ayrı gayri yerlerde alan eşitliği verildiğinde de. Beyaz alana B de A, A artı B alanı ne eşit? Hocam hem çeyrek daire eşit hem de dik üçgenin alanı eşit değil mi? Hem çeyrek daire hem de dik üçgenin alanına eşit. O zaman çeyrek dairenin alanı da artı bir Üçgenin alanı da artı bir. Hatta burası yarı çap 8 ya burası da 8. Bunlar birbirine eşit. Eşitleyelim. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Aynı zamanda üçgenin alanı 8 çarpı x bölü 2. Önemli bir soru tipi. Ben olsam sınavda sorarım. Haberiniz olsun. Evet buradan bunlar 64 ile 4 sadelesi 16 kaldı. 16 pi neye eşit oldu? Hocam 4 x'e eşit oldu. O zaman x de buradan 4 pi mi geldi? Aynen öyle. Cevap balık ise çıktı 10. soruda. 11'e geldik. Benzerlik alan ilişkisi bc uzunluğu k iken Ali Bey uzunluğu 2k verilmiş. Hocam benzerlik oranı 1'e 2 mi? Değil. İki çember içten teğet olduğu zaman benzer oluyordu. Çünkü yayların ölçüleri eşit. Yayların ölçüleri eşit olan ölçüsü eşit işte olan dairelerde benzerlik yapabiliyorduk. Benzerlik oranında kirişler oranı. Birindeki kiriş k iken birindeki kiriş 3k. Yani oran 1 bölü 3. Benzerlik alan ilişkisi de 1 bölü 9 yaptı. O zaman burada kalan a ise burası 9a değil. Dikkat et iç içe bunlar. Şuradaki kesme a iken büyük kesme 9a olacak. O yüzden buraya 8a kaldı. S1 bölü S2 1 bölü 8 mi yapar böylelikle? Evet. Cevap balı kesin oldu 11. soruda. 12'ye geldik. Benzerlik ilişkisi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Hemen şöyle. Ya da üçgende biliyorsun. Bu nasıl gidiyordu? S, 3S, 5S, 7S diye gidiyordu tek sayılar halinde değil mi? Üçgende. Aynı burada da öyle gider ama biz yine şeyden yapalım. Hocam 1 bölü 2'nin karesi. Yazayım şuraya. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A iken 4A. Buraya 3A kaldı. Değil mi? A iken 4A. Sonra Başka ne var burada? 1 bölü 3'ün karesi. Hocam 1 bölü 3'ün karesi de kaç yapıyor? 1 bölü 9. A tamamı 9A 5A kaldı. 1 bölü 4'ün karesi kaç yapıyor? 1 bölü 16 yapıyor. 1 bölü 16 da o zaman e, 1, 3, 5 burada ya. 5, 3, 8, 9, 9A burada ya. E, buraya ne kaldı o zaman? 7A kaldı diyebiliriz. Aynı şekilde aynı benzerliklerden dolayı burası da B iken burası 3B, burası 4B, pardon 5B ve burası da 7B gelir mi? Gelir. Şimdi şekildeki mavi ve kırmızı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit. 3A 7B'ye eşit. E o zaman 3A 7B eşitse ben burada şunu yapayım. 3A eşittir 7B ise ben A yerine 7K yazdığımda ya da 7S yazdığımda B yerine de 3S yazacağım. B yerine 3S yazacağım. A yerine 7S yazacağım. Şimdi burada A açısı deniyor ve merkez açısı 80 dereceymiş. Bu 80 derece. Alanlarla açılar doğru orantılı değil miydi? Çünkü biri PR kare alfa bölü 3 satmış. Öbürü PR kare beta bölü 3 satmış. Oranladığın zaman alfa bölü beta geliyor alanlar oranı. O yüzden burada 3'e 7 alanlar oranı varsa burası 3 alfa iken burası 7 alfa diyebilirim. Toplamda 10 alfa'yı 80 vermiş bana. Güzel bir soru. 10 alfa 80'e eşitse alfa 8 gelir. AOC açısı isteniyor benden AOC yani 7 alfa isteniyor. Alfa yerine 8 kayarsam cevabı ne çıkıyor? 56 çıkıyor. Evet gerçekten hoş bir soru. 12. soru böylelikle Denizli çıktı. Ve test 6'yı bitirdik mi gençler? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Test 7'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.